Yine saçma sapan bir hikaye anlatacağım sana. Niye? Ders alırsın belki. Bu hayatta ders alacağım son insansın. Bence gayet iyi ders verici içerikler benimkiler. Ben ettim siz etmeyin kafası. Evet evet ibretlik. Neyse olaya dönelim. 5-6 yaşlarında olmam lazım. İnegöl'de şu an kaldığımız evin inşaatı yeni tamamlanmıştı. Yeni taşınmışlık vardı evde. Artık gece yarısı gelmiş, yatma vaktimiz. Uyku için hazırlıklara başladı bizimkiler. Niye hatırlamıyorum, belki de yeni taşınmadan kaynaklıdır. Yan odada ablam ayrı, ben ayrı koltukta yatıyoruz o sıralar. Beni de kovdular o odaya ama tabii zıpır zıpırım. Uyku ne lan? 20 yıldır değişmeyen tek özelliğin. Yatak üstünde öylesine kıvranırken bir baktım odanın köşesinde kertenkele var. Bayağı da tatlı bir şey. Belki de ilk defa kertenkele görüyorum. Yakaladım ben bunu. Başını falan okşuyorum. Oyuncak gibi geliyor bana. Hatta yavru dinozor olduğunu düşünüyordum. O zamanlar her insan evladı gibi dinozorlara karşı ayrı bir sempatim vardı. Bu da büyürse dinozor olur, kocaman olur diyordum. Bu noktada niye böyle bir şey yaptım inanın hiç hatırlamıyorum. Aldım ben bunu yastık kılıfının içine koydum. Yan odaya koşup "Abla, odamda dinozor var abla" diye çekiştirmeye başladım. O da dediğimi oyun falan sanıyor. Ama ben çok fazla daraltınca tepesinden sağmak için geldi benimle odaya. "Nerede dinozor?" diyor. "Yastığın içinde." diyorum. "Yastıkta dinozor ne arar?" diyor. "Var işte." diyorum. "Sok elini göreceksin." Susturmak için attı elini, buldu hayvanı. "Bu mu dinozor?" diyor. O da farkında değil daha elindekinin kertenkele olduğundan. Oyuncak sanmış. Gerçekten kertenkele olduğunu anlayınca bir çığlık attı. Mahalle inledi resmen. Panikleyip attı hayvana. Bir daha da görmedim zaten onu. O sırada ablamın nefes alışverişi garipleşti. İşte çöktü bulunduğu yere. Bizimkiler çığlığı duyunca atladı hemen içeri. Dediler ne oldu? Kertenkele dedi. Kendine gelsin diye ilgileniyorlar ama onlar da işin saçmalığının şaşkınlığındalar. İkisi de köyde doğmuş insanlar. Yılan falan desen neyse de kertenkeleden korkmak ne demek? Bense hala durumu anlamaya çalışıyorum. Kertenkele lan bu. Aşırı saldırgan, korkutucu bir şey değil. Niye buna böyle bir tepki verirsin? Ben şöyle bir şey bekliyordum. Alacak yastıktan. Bakacak kertenkele. Aa diyecek. Ne tatlı hayvan. Sevmeye falan başlayacak. Belki diyecek ki biz bunu besleyelim. Tatlı hayvan sonuçta. Ama olmadı. Ben kertenkelelerin bu kadar korkulan bir canlı olduğunu o gün o yolla öğrenmiştim. 27 yaşına geldim. Hala da bu olayı saçma bulurum. Zararsız bir hayvan sonuçta. Senin hiç düzgün anın yok mu lan? Yoo. Niye yok? Var da seyri keyifli değil. İnsanlar kaybetme hikayesi izlemeye daha meyilli. Yıkık birini görünce kendilerini iyi hissediyor. Halbuki burada anlattığım kadar değilim ben. İyi olan hikayelerini anlatsan da ben sana yıkık derim. Ne bakıyorsun lan? Animeci ne bakıyorsun? Sen korkar mısın kertenkeleden? O biraz da kertenkelesine bağlı. O bende de var lan. Komodo görsem sıça sıça kaçarım oradan da kertenkele bu yani. Gereksiz şov yapıyormuş gibi geliyor insanlar. Cehalet? Tabii. Cehalet korkudur da diyebiliriz hatta. Bitirmeden göndermemizi de yapmış olalım. Sizin varsa benzer hikayeleriniz yorumlara yazabilirsiniz köftelerim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Öpüyorum hepinizi. Buradaki projeleri daha da büyütmek için takiplerinizle veya paylaşarak destek olabilir. Bu sayede de ilk hedefim olan 200 bine ulaşmamda büyük bir katkınız olabilir dostlar. Katıl yoluyla da ekipman ve yan giderleri karşılamamda yardımda bulunabilirsiniz.